Sadece bir Yamamoto var ve hiç kimse onun yerini dolduramaz diyordu Amiral Koga Mineichi. 1943 yılında Japonların efsane amirali Isoroku Yamamoto'nun yerine atandığında düşmanları da öyle düşünüyor olmalıydı ki belki de dünya savaş tarihinde ilk kez bir düşman komutanı ortadan kaldırmak için özel operasyon yapılmış, Yamamoto'yu taşıyan uçak Amerikalılar tarafından Pasifik üzerinde düşürülmüştü. Peki Yamamoto'yu bu kadar özel kılan neydi? Bu soruya verilecek cevap gayet basit. O, 2. Dünya Savaşı'nın amansız aktörlerinden, Japon donanmasının beyni ama daha da ötesi Amerika'nın savaşa girmesine yol açan Pearl Harbor baskınının mimarıydı. Hokkaido adasındaki Kushigon Sonsomura köyünde yaşayan samuray Takano Teikichi'nin 6. oğlu olarak dünyaya geldiğinde babası ona Isoroku Sadayoshi ismini verecekti. Yamamoto soyadını ise o dönemin Japonya'sında yaygın bir gelenek olan erkek varisi olmayan soylu ailelerin erkek çocuk evlat edinmesi uygulaması olarak evlat edinildiği Yamamoto ailesinden almıştı. Amiral Yamamoto, Japonya'nın yetiştirdiği en parlak beyinlerden biriydi. Uzun yıllar Amerika'da eğitim görmüş, diplomatik görevler almıştı. Amerika'yı yakından tanıyan Yamamoto, Amerikalıların 11 Eylül saldırılarından önce başlarına gelmiş en büyük felaket olarak gördükleri ve hiçbir zaman unutamayacakları Pearl Harbor baskınının da mimarı olmuştu. Yamamoto, 1896 yılında girdiği Hiroşima Askeri Deniz Akademisi'nden 1904 yılında mezun oldu. Japonya'nın Rusya ile savaşta olduğu 1905 yılında Rus-Baltık donanmasına karşı verilen Tsushima Savaşı'nda Nishin Kruvazörü'nde nişancılık yapmış, bir çarpışmada da yaralanmıştı. Savaşın ardından birçok farklı gemiyle Pasifik'i gezdi. 1913 yılında ülkenin saygın askeri eğitim kurumlarından Tsukiji Askeri Deniz Akademisi'ne girdiğinde kurmay olacağının işaretlerini vermişti. Mezun olduğu 1919 yılında 2. Savaş Filosu'na katıldı. Yamamoto ailesi tarafından evlatlık edinilmesi de bu döneme rastlar. İlginçtir, Yamamoto ileride çok başını ağrıtacağı Amerika'nın prestijli üniversitesi Harvard'da 1911-1921 yılları arasında eğitim görmüş, 1926-1928 yılları arasında da Japonya'nın Washington'daki deniz ateşeliğini yapmıştı. Amerika'daki bu deneyimleri Yamamoto'da bir Amerikan sempatisi yaratmasa da bu ülkenin kapasitesini gerçekçi bir şekilde değerlendirmesine yarayacak doneler sağlamıştı. Amerika'dan dönüşünde Akagi uçak gemisinin komutanlığına getirildi. O dönemde dünyada uçak gemisi olan iki güç vardı zaten, Amerika ve Japonya. 1934 ile 1935 yıllarında Londra'daki denizcilik konferansına Japon delegasyonuna başkanlık yapan Yamamoto, 1. Dünya Savaşı'nın ardından yürürlüğe giren ve denizlerdeki silahlanma yarışını önlemeyi amaçlayan 1922 tarihli Washington Denizcilik Anlaşması'nı hiç sindirememişti. Bir ada ülkesi olan Japonya'nın denizlerde önünün açılmasını istiyordu. Söz konusu antlaşma 1930 yılında elden geçirilmiş, zaten Japonya'da 1934 yılında anlaşmadan çekilmişti. Aralık 1936 yılında Japon donanmasından sorumlu bakan yardımcılığına getirilen Yamamoto, genel eğilimin aksine yeni savaş gemilerinin üretilmesine karşı çıkarak uçak gemisi merkezli bir yapılanmaya gidilmesi için gayret gösterdi. Uçak gemilerinin Japonya'nın geleceği açısından daha önemli olduğuna inanıyordu. İkinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesini kendileri için altın bir fırsat olarak gören Japonya'daki sertlik yanlıları hemen Almanya ve İtalya ile üçlü anlaşma imzalamakta gecikmedi. Artık mihver devletlerden olan Japonya, vakit geçirmeden Fransa'nın uzak doğudaki sömürgelerinden oluşan Tonkin, Annam, Kamboçya ve Laos'u işgal etti.
Bu gelişme üzerine Amerika, Japonya'ya yönelik petrol ve çelik ihracatına son verdi. Çin ile savaşmakta olan Japonya'nın bu madenlere, özellikle de petrole, hava su gibi ihtiyacı vardı. Bunun üzerine gözlerini Hollanda'nın Endonezya ve civarındaki petrol açısından zengin doğu kolonilerine çevirdi. Maden müttefikleri Almanya Hollanda'yı işgal etmişti. Bu durumda Hollanda onların da düşmanı oluyordu. O halde düşmana ait bu topraklar işgal edilebilirdi. Japonların bu niyetinden rahatsız olan Amerika, bu bölgelere ilişmesi durumunda Japonya'ya savaş açılacağı uyarısında bulundu. Zaten Tokyo'daki savaş yanlıları da bahane arıyordu. Karar verildi, Amerika'ya saldıracaklardı. Yamamoto daha başından itibaren Japonya'nın bu maceracı dış politikasına karşıydı. Almanya ile ittifaka karşı çıkmış, Japon uçakları Aralık 1939 yılında Yangtze nehrinde seyreden Amerikan hücum botlarına saldırınca Amerikan Büyükelçisinden bizzat özür dilemişti. Yamamoto bu tavırlarıyla ülkedeki sertlik yanlılarının hedefi haline geldi. Ölüm tehditleri alıyordu. Bununla birlikte ülkesi açısından vazgeçilmez bir beyindi. 30 Ağustos 1939 yılında donanmanın başına getirildi. Yamamoto savaş tamtamlarına kulaklarını tıkamış, olası bir savaşın engellenmesi için lobi yapıyordu. Öyle ki Japonya Eylül 1940 yılında Almanya ve İtalya ile üçlü anlaşmayı imzalayınca Başbakan Konoe Fumimaro'yu Amerika ile savaşmaması konusunda şu sözleriyle uyaracaktı. "Eğer bana savaşmam söylenirse 6 ay boyunca tüm gücümle savaşırım. Ancak 2. veya 3. yıl ne olacağına dair güvence veremem. Üçlü anlaşma konusunda bir şeyler yapmak için çok geç ama umarım Amerika ile savaşılmaması için gereken gayreti gösterirsiniz." Yamamoto'nun Pearl Harbor baskını için yola çıkardığı filoda Akagi, Hiryu, Kaga, Sokaku, Soryu ve Zuikaku isimli uçak gemilerinin yanı sıra iki hızlı savaş gemisi, iki ağır kruvazör, bir hafif kruvazör, 9 destroyer ve 3 denizaltı bulunuyordu. Uçak gemilerinde 423 adet Mitsubishi Zero avcı uçağı, Nakajima 97 torpido bombardıman uçağı ve Aichi 99 Pike bombardıman uçağı vardı. Aynı zamanda yakıt ikmali için 8 tanker filoya eşlik ediyordu. Bunun yanı sıra istihbarat toplamak ve saldırı sırasında kaçabilecek Amerikan gemilerini batırması için 20 denizaltı ve 5 cep denizaltısından oluşan ileri sefer gücü de bölgeye yollanmıştı. Ama Japonya'daki savaş yanlılarının gözü hiçbir şey görmüyordu. Prensi devirerek yerine General Tojo Hideki'yi getirdiklerinde Amerika ile savaşmalarının önünde engel kalmamıştı. Yamamoto ne Amerikan yandaşı ne de karşıtıydı. O sadece Japonya'dan yanaydı. Amerika'ya savaş açılmasına karar verilince de tüm birikimini ülkesinin hizmetine adayacaktı. Japon Genelkurmayı Pasifik'teki Japon adalarının vurkaç taktiği açısından uygun olduğunu, Amerikan donanmasının bu adalardan yapılacak gerilla tipili saldırılarla saf dışı bırakılacağına inanıyordu. İyi bir denizci ve aynı zamanda başta uçak gemileri olmak üzere savaş gemileri konusunda uzman olan Yamamoto ise Pasifik'te Amerika ile savaşılacaksa ilk vuranın kendilerinin olması gerektiğini söylüyor, Amerikan donanmasının açık denizde yenilemeyecek kadar büyük olduğu fikrini savunuyordu. Ona göre Japonlar ilk vuran taraf olmalı, bunu da Amerikan donanmasının kalbi sayılan Pearl Harbor'da yapmalıydı. Yamamoto, Japon Genelkurmayını baskına ikna edince 26 Kasım 1941 yılında Oramiral Chuchu Nagumo komutasındaki filoyu tarihin en önemli çarpışmalardan birini gerçekleştirmesi için Pearl Harbor'daki Amerikan donanmasının üzerine gönderdi. 7 Aralık sabahı sürpriz saldırıya başlayan Japon uçak ve denizaltıları 1,5 saat sonra işlerini bitirdiklerinde
2403 Amerikalı ölmüş, 1178'i yaralanmış ve 18 savaş gemisiyle 6 uçak gemisi batmıştı. Yamamoto'nun mimarlığını yaptığı bu baskınla Amerika savaşa girecek ve 2. Dünya Savaşı'nın kaderiyle birlikte Japonya'nınki de değişecekti. Pearl Harbor'ın ardından 27 ile 28 Şubat 1942 yılında gerçekleşen Java Deniz Savaşı'nda da Yamamoto Japon donanmasının başındaydı. Kilit öneme sahip hava gücü olmaksızın tamamen kruvazörlerle savaşan Japonlar, Alman, İngiliz ve Amerikan güçlerinden oluşan Birleşik Donanmayı yenerek Java'yı ele geçirmişti. Burada da belirleyici unsur Yamamoto'nun taktikleriydi. Yamamoto, Pearl Harbor'da tamamen saf dışı edemediği Amerikan Pasifik filosunu belirleyici bir savaşta yenmek için ihtiraslı bir plan üzerinde yoğunlaştı. Stratejik hedef olarak Midway Mercan Adaları'nı seçti. Burayı ele geçirebilirse Amerikan uçak gemilerini buradan çıkartabilirdi. Bu belirleyici savaşı kazanamazlarsa yenilginin sadece an meselesi olduğuna inanıyordu. Amiralimiz planını 8 uçak gemisi ve 250 savaş gemisinden oluşan bir deniz gücüne göre kurdu. Bir dizi hileli taktikle Amerikalıları tuzağa düşürmeyi hedefliyordu. Ama göz ardı ettiği bir şey vardı. Pearl Harbor'da derslerini alan Amerikalılar Yamamoto'yu göz hapsine almış, Japon ordusunun iletişim şifrelerini çözmüşlerdi. Operasyon öncesinde düşmanın tüm hazırlıklarından haberdardılar. Bununla birlikte Japonlar koordinasyon güçlüğü çekiyordu. Yeteri kadar hazırlanamamışlardı. 4 ile 6 Haziran 1942 yılında gerçekleşen ve hava güçlerinin belirleyici olduğu Midway Savaşı, Japonlar açısından tam bir felaketle sonuçlandı. Japonlar 4 savaş gemisi ve 3500 askerlerini kaybederken Amerikalıların kaybı 300'de kalmıştı. Her ne kadar Midway hezimetinin ardından görevinde kalmış olsa da Yamamoto bir daha kendisini toparlayamadı. Bununla birlikte savaşın bir başka aşamasında Guadalcanal çarpışmaları esnasında Salomon harekatını yönetmiş, buna karşın Amerikan güçlerini Salomon adalarından çıkaramayacağını anlayınca geri çekilme emri vermişti. Yamamoto'nun bu geri çekilme manevrası taktik açıdan bir şaheser olarak kabul edilir. Kahramanımız tüm bunlara rağmen görevinin başındaydı ve Pasifik'te Amerikalılarla savaşma azminden bir şey kaybetmemişti. Bougainville adasındaki Japon birliklerini denetlemek üzere uçağı ile havalandığında bilmediği bir şey vardı. Bir süre önce Amerikalılar tıpkı Midway'de olduğu gibi iletişim şifrelerini çözmüş ve Yamamoto'nun ziyaretinden haberdar olmuşlardı. Yamamoto'ya Pearl Harbor'dan dolayı besledikleri kin intikam operasyonuyla sonuçlanacaktı. Guadalcanal'daki Henderson üssünden havalanan 18 Amerikan P-38 savaş uçağı, Yamamoto'yu taşıyan Mitsubishi GM-4 Betty model uçağı ve yanındaki koruma uçaklarını 18 Nisan 1943 yılında Bougainville açıklarında düşürdü. Amerikan donanmasının korkulu rüyası, Pearl Harbor'ın babası ve Japon donanmasının beyni Yamamoto ölmüştü. Japon Genelkurmay'ı devam etmekte olan savaşta moral kaybına neden olmaması amacıyla bu kudretli amiralinin ölümünü bir ay sonra açıkladı. Cesedinden arta kalanlar yakıldı ve külleri görev yaptığı son gemi Musashi ile Japonya'ya getirildi. Doğduğunda babası 56 yaşındaydı. Bundan gururlanan babası kendisine Japonca'da 56 manasına gelen Isoroku ismini verdi. 1905 yılında katıldığı bir çarpışmada sol elinin iki parmağını kaybetmişti. First Air Fleet modeli donanma Yamamoto'nun tasarımıydı. Bu model halen Amerikalılar tarafından kullanılmakta. Savaş tarihine düşmanın özel olarak hedef aldığı ilk asker olarak geçti. Tora Tora ve Pearl Harbor isimli filmlerde Yamamoto Pearl Harbor saldırısının ardından
korkarım uyuyan bir devi uyandırdık cümlesini sarf ederken gösterilir. Gerçekte bunu dediğine dair bir delil yoktur. Nazi Almanyası'nın en yüksek askeri nişanı olan meşe yapraklı şövalye haçına layık görülen tek yabancı asker oldu.